Şahsenem. O doğduğunda takvimler 2 Ekim 1968'i gösteriyordu. 9 çocuklu bir ailenin 8. çocuğu olarak dünyaya geldi. Şahsenem'in babası Marangoz, annesi ise ilkokul öğretmeniydi. Oldukça kalabalık bir aile oldukları için geçinmeleri kolay değildi. Şahsenem de bu sebeple daha ilkokula giden ufacık bir çocukken boş zamanlarında çalışmaya başladı. Amacı ailesine destek olabilmekti. Hafta içlerinde babasıyla birlikte ağaç rendeliyor, hafta sonları ise yaptıkları eşyaları pazarda satıyorlardı. Şahsenem küçücük boyuyla ailesinin geçimine katkı sağlıyordu. Bir yandan okul, bir yandan iş derken çocukluğunu doya doya yaşayamadı. Akranları sokaklarda oyunlar oynayıp eğleniyordu. Şahsenemse babasına yardım ediyordu. Tüm bu koşturmacaya rağmen okulunu da hiç boşlamadı. Oldukça başarılı bir öğrenciydi. Bunların yanı sıra 3-4 yaşlarında müziğe duyduğu aşkı fark etmişti. Her bulduğu fırsatta şarkı söylerdi. Müziğe duyduğu bu aşk hiçbir zaman azalmadı. Küçük yaşlardan beri okul gösterilerinde, düğünlerde mutlaka mikrofonu eline alır, o muhteşem sesiyle dinleyenleri büyülerdi. Okul çağlarında çok kez yarışmalara katılmış ve birinci seçilmişti. Özbekistan'ın usta isimlerinden müzik dersleri aldı. Kardeşleri de tıpkı Şahsenem gibi müzikle ilgileniyordu. Ama bir fark vardı. Onlar halk müziğine meraklıydı. Şahsenem pop müzikten yanaydı. 16 yaşında Özbekistan'da tanınan bir isim olmayı başarmıştı. Sabah isimli pop müzik grubunda solistlik yaptı. Üniversite çağına geldiğinde El-Harezmi Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünü tercih etti. Mezun olduktan sonra da üniversitede öğretmenlik yapmaya başladı ama müzikten hiç kopmadı. memleketi Özbekistan'da çok sayıda konser verdi. Özbekistan'ın ilk pop şarkıcısı Batır Zakirov adına düzenlenen yarışmada 1991 senesinde birinci seçildi. O kadar yetenekliydi ki Asya'nın sesi yarışmasında özel beğeni mansiyonu ödülünü aldı. Müzik yeteneğinin yanı sıra güzelliği ve fotojenikliği ile de film yapımcıları tarafından fark edildi. Film tekliflerini değerlendiren Şahsenem iki filmde başrol oynadı ve kendi şarkılarını okudu. Bu filmler Kim Deli ve Günah isimli filmlerdi. Dans yeteneği de olan Şahsenem Özbekistan'da dans öğretmenliği yaptı. Öğrencilerini birçok konserde sahneye çıkardı. Hayatı muhteşem bir şekilde ilerliyordu kariyerinin zirvesindeydi. Tam o dönemlerde hiç beklemediği şeyler yaşadı. Yaşadıklarını Haberler Komadlı YouTube kanalında Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programında detaylı olarak anlatmıştı. Yaşananlarsa şöyleydi. Kardeşleri ve babası Şahsenem'in şöhreti arttıkça üstünde baskı kurmaya başlamışlardı. Özellikle kardeşleri Şahsenem'in şarkıcılığı bırakmasını istiyordu. Bu konuda babalarının da aklını çeliyorlardı. Babası da diğer çocuklarını uyup Şahsenem'e baskı yapıyordu. Şarkıcılığı bırak, öğretmenlik yap diyorlardı. Bazen sözle uyarıyor, bazen acımasızca dövüyordu babası. Ama Şahsenem'in bildiği yoldan vazgeçmeye, şarkıcılığı bırakmaya hiç niyeti yoktu. Bu baskılar öyle bir hale gelmişti ki, özellikle abileri silahla, baltayla Şahsenem'in sahnesini basıyor, hem Şahsenem'i hem grup üyelerini tehdit ediyordu. Şahsenem'in vazgeçmeyeceğini anlayınca baskının dozunu arttırdılar. Babası Şahsenem'i bir odaya kilitledi. Karanlık bir odada bir ay boyunca tek başına kaldı. Hatta tuvalete gitmesine bile izin vermediler. Eline bir lazımlık tutuşturup bıraktılar. Yemeğini de kapının önünden verip gidiyorlardı. Tüm bunlar olurken Şahsenem hem başarılı bir öğretmen hem de ünlü bir şarkıcıydı. Ailesinin baskısı her geçen gün artıyordu. Şahsenem bir şekilde bu durumdan kurtulmak zorundaydı. Çareyi kaçmakta buldu. Bir gün ailesine müziği bırakacağını ama son bir kez filmde oynamak istediğini söyledi. Ailesi Şahsenem'in bu sözüne inandı elbette. Film için evden çıktıktan sonra özgürdü. Dışarıdan aldığı desteklerle 1992 senesinde konser turnesi için Türkiye'ye geldi. Bir daha da dönmedi. <laughs> Türkiye'de 20'ye yakın konser verdi. Evet, baskılardan kurtulmuştu. Ama Türkiye'de Özbekistan'da olduğu kadar ünlü değildi. İlk geldiğinde verdiği konserlerden sonra 4 yıl kadar sahneye çıkmadı. Elinde olan birikimi suyunu çekince ise çalışması gerekiyordu. 4 sene bir şekilde ayakta kalmak için uğraştı. Hatta ilk önce tezgahtarlık yaptı. Daha sonra çaycı olarak çalıştı. Sekreterlik de yaptı. Sonunda Rusça tercümanlık yaparak iyi paralar kazanmaya başladı. Bu dönemlerde yaşadığı bir olayı Önce batandan Habib Babar'a şöyle anlatmıştı. Parasız olduğum günlerde yolda doğum yapan bir köpeği sahiplendim. Olgun, güzel, akıllı köpeğin beş tane yavrusu oldu. Ben beş parasız, hayvancıklar yiyecek bekliyor. Ama benim kendi karnımı doyuracak param olmadığı için o parasız günlerimde tam beş tane köpeğin yavrusuna annelik yaptım. <laughs> Şahsenem hem Türkiye'de yaşamaktan hem de özgür olmaktan memnundu. Ama en büyük isteği müzik yapabilmekti. Çeşitli işlerde çalışırken Türk halkını tanımaya çalıştı. Türkiye'de yapımcılarla görüşmeye devam ediyordu. Albüm çalışmaları için yavaş da olsa hazırlık yapıyordu. Uzun süren bu hazırlıkların ardından 1997 senesinde Seyyah albümünü çıkardı ve Türkiye'de tanınmaya başladı. Bu albüm oldukça iyi satış rakamlarını yakaladı. Artık Türkiye'de de starlardan biriydi. gözyaşlarım anlatır, o bu gece gelecek, nar tanem gibi şarkılarla Türk halkının sevgilisi oldu. İlk albümünün üstünden 3 yıl geçtiğinde ikinci albümü olan Efsane Aşk çıktı. Özlediği müziğe kavuşmuştu yeniden. 2006'da Kısasa Kısas ve 2010'da Her Şey Boş adlı albümleri çıkardı. Burada oldukça başarılı bir kariyer çizgisi vardı ama bir anda ortadan kayboldu. Yeniden ortaya çıktığında kilo almıştı ve aldığı kiloları vermek için uğraşıyordu. Sonunda başardı da zaten. Eskisi gibi güzel ve fit oldu. O dönemde ortalardan kaybolmasının sebebi ise yaptığı evlilikti. Daha önce de bir evlilik yapan sanatçı ikinci evliliğini ressam Armin Han'la yapmıştı ve oğlunu büyütmek için sahnelere ara vermişti. Ünlü sanatçı pandemi döneminde yeniden sevenlerine seslendi. Zaten ortalarda olmadığı dönemlerde de çeşitli çalışmalar yapmıştı. Müzeğin yanı sıra kendi tasarladığı takıları da satışa sunmuştu bir yandan yemek kitabı da yazmıştı. Her şey güzel gidiyordu. Ama bu arada başına oldukça üzücü bir olay geldi. Eşi ve oğluyla birlikte yolda gidiyorlardı. Bir maganda grubu yollarını kesti ve kocasını öldüresiye dövdü. Kocasını kurtarmaya çalışırken Şahsenem de bu dayaktan nasibini almıştı. Neyse ki bir kayıp yaşamadılar ve mutlu yaşamlarına geri döndüler. Şahsenem şimdi 50'li yaşlarını eşi ve oğluyla birlikte mutlu bir şekilde yaşıyor. Biz de usta sanatçıya hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.